İlginç olan bir çok ilginç olan bir konuyu sizlerle tartışacağız. Bu konu Human Genome Editing konusu. Hepinizin çok ilgisini çekecek umuyorum. Özellikle embriyolojide çalışan arkadaşlarımız yıllar önce PGS çıktığı zaman ne diyorduk? O zaman blastomer biyopsileri vardı. Bugün nerelere geldik görüyorsunuz. Ben çok inanıyorum ve inanıyorum değil yani bilimsel bir gerçek. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu konu çok aktif hale gelecek ve gündemden hiç düşmeyecek. Bugün sevgili Ege Tahmergen Hoca, kadın doğumcu biliyorsunuz Ege Üniversitesi'nde ilk tüp bebeği yapan grup Erol Hoca ile beraber, kardeşiyle birlikte. Sevgili Muhterem Bahçe'de Türkiye'de ilk bu işin genetik eğitimini almış hekim kökenli bir arkadaşımız. Onlar ikisi modere edecekler. Konuşmacılarımız Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Biyoloji'den Çetin Koca Efe hocamız. Bizi de sizleri de aydınlatacaklar. Yine Hacettepe Biyoloji bölümünden doktor öğretim üyesi Handan Sevim Hanım da birbirlerini tamamlayarak bu ilginç konuyu bizlere sunacaklar. Yani ne zaman dikkatimizi çekmişti? Talasemili bir bebeğin biliyorsunuz genlerini değiştirdiler Çin'den ve sağlıklı çocuk doğurttular. Yani arkadaşlar öyle bir ufuk var ki önümüzde. Tabii bu işin geleceğini görmek için önce geçmişini ve güncel durumunu görmemiz lazım. Bu değerli bilim adamı hocalarımız bizlere bu konuyu aydınlatacaklar. Ben sizlere kürsüyü konuşmayı bırakıp çok teşekkür ediyorum sayın moderatörler, sayın konuşmacılar. Recai Hocam çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle ben de herkese iyi akşamlar dileyerek başlamak istiyorum. Gerçekten son derece ilginç bir konu. Özellikle Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Başkanı Profesör Recai Kavukçu Bey nezdinde tüm yönetim kurulu üyelerine de bu nazik davetleri ve bu webinarı organize ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Benimle birlikte zannediyorum bir bağlantı sıkıntısı oldu ama Sayın Profesör Muhterem Bahçe Bey ile birlikte modere edeceğiz toplantıyı. Kendisi Recai Hoca zaten bahsetti. Türkiye'de tıbbi genetik konularında özellikle reproduktif tıp konularında hakikaten duayen bir hocamız. Biz de kendisiyle çeşitli vesilelerle birlikte çalışma imkanlarımız da oluyor. Kendisiyle birlikte modere edeceğiz. Şimdi tabii ki bu insan genom projesi çok geniş bir konu ve geniş olduğu kadar da ilginç bir konu. İnsanlık tarihinin herhalde en büyük keşiflerinden birisi diye düşünebiliriz bu konuyu. Ve projenin resmi olarak 1984 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından bu konuda çalışılmasıyla ilgili kabul edildikten sonra planlama aşaması. Proje 1990'da başlayıp tahminlerinden daha önce 2003 yılında 14 Nisan galiba tamamlandı. Ve tabii ki burada amaç insan ve diğer canlıların genetik yapısını ya da genlerinin tamamını dizelemek ya da belki daha basit bir ifadeyle genlerin haritasını çıkarmak idi ki hakikaten bu gelişmelerin ışığı altında tabii birçok yeni imkanların da kapıları açılmış oldu. Şimdi konuyla ilgili olarak bizim bu gece iki çok değerli konuşmacımız var. Sorularımızı da bu konuşmaların sonunda alacağız. Bu konuşmalardan aslında Muhterem Hoca takdim edecekti ama o olmadığı için ben devam ediyorum. İlk konuşmacımız Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Bilim Dalı'ndan Sayın Profesör Doktor Çetin Koca Efe. Kendisi bu konularla ilgili gerçekten çok yoğun çalışması olan, yurt dışı deneyimi olan bir hocamız. Uzun seneler Fransa'da bu konuyla ilgili çalışmaları olduğunu biliyoruz. Yine konularla ilgili çok sayıda yayını da var.
Bu konularda gerçekten dediğim gibi birçok araştırmaya, çalışmaya imzasını atmış çok değerli bir hocamız. Kendisi bize CRISPR ve diğer genom düzenleme teknolojilerine genel bir bakış şeklinde yeni bir, zannediyorum, ufuk açacak. Buyurun Çetin Hocam, sizi dinliyoruz. Nazik davetiniz için çok çok teşekkür ederim Ege Hocam, Recai Hocam ve Muhterem Hocam. Şimdi ben ekran paylaşımından önce çok kısa birkaç konuda bilgi vermek istiyorum. Ben tıp doktoruyum. 93 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra kendimi temel bilimler ve özellikle de İnsan sağlığının moleküler genetik kısmında ve moleküler hücre biyolojisi kısmında geliştirmeye gayret ettim. Rüzgar beni gen tedavisi havuzunun içerisinde itti. 1990'lar viral vektörlerin kullanımıyla beraber gen tedavisi uygulamalarının ilk uygulamaya geçtiği yıllardı. İlk gen tedavisi uygulamasını da Fransa'da adenozin deaminaz eksikliği için gerçekleştirildiği sırada ben de o araştırma grubunun içerisinde o virüsleri yapmaya çalışan minik araştırıcılardan birisiydim. Ve bu çılgın projeler maalesef ki bu gemi batarken güvertedeydim. Bu sebepten dolayı gen tedavisiyle ilgili o yıllardaki sorunları yaşadığımı söyleyebilirim. Şimdi biliyorsunuz bambaşka yaklaşımlarla 20 yıl sonra bu hastalıklar için gen tedavileri yapılabiliyor. Neredeyse artık standart uygulamaya yakın hale geldi. Sonrasında insan genom biyolojisinin alanında yeni teknolojilerin de gelişmesiyle beraber bu konudaki çalışmaları sürdürme şansım oldu. Ben Türkiye'ye döndüğüm 2007 yılı ve sonrasında nadir genetik hastalıkların moleküler fizyolojisini açıklama konularında çalışmalar yapmaya gayret ettim. Niçin nadir genetik hastalıklar? Çünkü hepimizin çok iyi bildiği gibi, sizler daha iyi biliyorsunuz, nadir genetik hastalıklar Türkiye'nin sorunu. Akraba evliliklerinin bu kadar yaygın olduğu bir ülkede kendi söküğümüzü kendimizin dikmesi lazım. Bizi bizden daha iyi anlayan kimse yok ama hepimiz biliyoruz. Bizim hastalarımızla beraber bütün keşifler başka merkezlerle beraber yapılıyor. Çünkü teknolojiye Batı dünyasının erişimi daha kolay ve teknoloji giderek de daha pahalı hale geliyor tabii ki. Şimdi bu alandan sonra nadir genetik hastalıkların modellenmesinde adeta bir çığır açan CRISPR ve genom düzenleme, genom editleme teknolojilerinden bazı örnekleri vermeye gayret edeceğim. Şimdi sizlere ekran paylaşımıyla birlikte başlamak istiyorum. Umarım ki sanıyorum gözüküyordur. Şimdi genom editing mümkün olduğu kadar Türkçeleştirmeye gayret ediyoruz ve genom düzenleme teknolojileri adını vermeye çalışıyoruz buna. Editing ya da düzenleme, çünkü aşağı yukarı gene aynı anlama geldiğini düşünüyorum. Şimdi genom düzenlemenin ne olduğu çok büyük bir merak konusu. Pek çok kişi bunun nasıl yapıldığını, temellerinin nasıl çizildiğini merak ediyor. Genom düzenleme esasında hedefli bir şekilde genomda bir değişiklik yapmak ya da insan genomunun belli bir kısmında hedefli bir değişiklik yapmayı amaçlamak anlamına geliyor. Bildiğiniz üzere gene aynı şekilde bu yıl içerisinde Emmanuel Charpentier ve Jennifer Doudna'ya bu konudaki gelişmelerden dolayı Nobel Kimya Ödülü verildi. Tıp ödülü değil ya da fizyoloji ödülü değil. Niye kimya ödülü? Çünkü fizyoloji ya da tıp ödülünün tanımı, gerçekleştirilen keşfin insan sağlığını geliştirme yönünde yeni bir çığır açmış olması şartı var. Esasında genom düzenleme ve genom düzenleme teknolojileri bilim dünyasında çok önemli bir çığır açtı. Fakat insan sağlığında henüz bildiğimiz doğrudan bir uygulaması yok. Bunun temelde birçok nedeni var, henüz bilinen bir uygulamasının olmamasının. Bunlar içerisinde de dezavantajları en başta söyleyebiliriz. Fakat hali hazırda çoktan biyoteknoloji alanında bir devrim oluşturmuş ya da yaratmış durumda ve korkunç bir çığır da açmış durumda. Şimdi neden genom düzenlemeye ya da genom düzenleme teknolojilerine ihtiyacımız var? Bir parça çok kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Esasında genom düzenleme teknolojileri genomdaki az önce de bahsettiğim gibi belirli bir yerde, belirli bir noktada hedeflenmiş bir mutasyon oluşturmayı amaçlıyor. Bu hedeflenmiş mutasyon bir genin ya da bir proteinin işlevini çalışmak için kullanılabilir ya da kodlanmayan DNA dizilerinin işlevini anlamak için kullanılabilir. Çünkü bildiğimiz gibi genomun %99'u esasında kodlanmıyor ve bunlarla beraber de
Az önce de bahsettiğim gibi hastalıkların modellenmesi, ilaç araştırmalarında kullanılması ve aynı zamanda da daha gelecekte de genetik hastalıkların tedavisi amacıyla kullanılma imkan ve şansı ihtimali var. Bu sebepten dolayı genom düzenleme teknolojilerine ihtiyacımız var. Yani mutasyon oluşturmak, gen dizilerinde hedefli değişiklikler yapmak, genin düzenlenmesini yani transkripsiyonunun kontrolünü değiştirmek ve aynı zamanda da belki de epigenetik düzenlemelerle gen işlevine müdahale etmek en önemli temel amaçlarını oluşturuyor. Şimdi kabaca ve kısaca şu anda gördüğünüz ya da gördüğünüz slide belki de bu konuşmanın neredeyse tamamını içeren bir özet anlamında. Şimdi genom düzenlemenin çalışmasında çok basit bir prensip var. O da şu şekilde, en temelinde insan genomunda çift zincirli DNA yapısı söz konusu ve bu çift zincirli DNA yapısında herhangi bir şekilde bir çift zincir kırığı meydana gelecek olursa genom ya da insan biyolojisi buna çok ilginç bir şekilde cevap veriyor. Çünkü normal şekilde insan genomundaki genom hasarını biliyoruz. Neler olabilir? Yer kaplayan DNA lezyonları olabilir, yanlış baz eşleşmeleri olabilir, timidin dimerleri olabilir, ultraviyole radyasyon etkisiyle. Bunlarla ilgili genomu düzenlemek üzere olağanüstü DNA hasar tamir mekanizmaları var. DNA hasar tamiri, baz eşleşme tamir mekanizmaları bunların hepsi var. Ancak çift zincir kırıkları için, çift zincir kırıklarını onarmak üzere insan genomunda, memeli genomunda doğrudan bir tamir mekanizması yok. Bunun temelinde de şöyle bir neden var. Çift zincir kırığının oluşması için çok ağır bir fiziksel etkiye ihtiyaç var. Genellikle de iyonize edici radyasyonlarla beraber çift zincir kırıkları oluşuyor. Ve iyonize edici radyasyona maruz kalmak da hepimizin bildiği gibi milyonlarca yıllık evrim sürecinde doğal koşullarda oluşabilecek bir şey değil. Bu sebepten dolayı da çift zincir kırıkları herhangi bir şekilde insan genomunda, memeli genomunda kolay tamir edilmiyor. Genomda herhangi bir yerde çift zincir kırığı meydana gelecek olursa hücre derhal iki kırık ucu hiç düşünmeden bir araya getirip yeniden bir araya yapıştırıyor. Ve bu yapıştırma sürecinde de buradaki DNA dizisinde ne olduğuyla ilgilenmiyor. Çünkü başka bir B planı yok. En kolay yoldan herhangi bir şekilde bu iki diziyi bir araya getirdiğimiz zaman buna non-homolog uç birleştirme adı veriliyor ve sıklıkla bu iki dizi arasında bir baz, iki baz kaybı veya rastgele bir ya da iki baz insersiyonu meydana gelme riski çok çok fazla. Ve bildiğiniz ya da tahmin edebileceğiniz gibi bu kolaylıkla bir nokta mutasyonuna ya da çerçeve kayması mutasyonuna neden olabiliyor kodlama çerçevesi içerisindeyken. Bir gen protein kodlayan gen dizisi içerisinde. Bu da esasında istemediğimiz bir şey. Çünkü herhangi bir yerde bir mutasyon oluşturulması hoş bir şey değil, istediğimiz bir şey değil. Eğer özellikle o genin işlevini ortadan kaldırmayı amaçlamıyorsak tabii ki. Bu sebepten dolayı herhangi bir şekilde genomda bildiğimiz veya hedefleyebildiğimiz bir yerde çift zincir kırığı oluşturabilirsek orada yer alan gen dizisinin genin işlevini ortadan kaldırmak son derece mümkün. Çünkü derhal ve hızlı bir şekilde bu iki parçayı birbirine birleştirerek muhtemelen oradaki okuma çerçevesinde bozacak bir mutasyonun ortaya çıkması sağlanabiliyor. Ancak burada mevcut DNA dizisine benzeyen ortalıkta bir başka DNA dizisi varsa hücre o zaman bu DNA dizisini kopyalayarak buradaki dizinin içerisine yerleştirmeye gayret ediyor. Yani her iki kırık bölgesindeki kolları arasında bir benzerlik ya da bir dizi benzeşimi söz konusuysa buradaki diziyi olduğu gibi kopyalayarak hücre içerisinde kendi genomuna yerleştirmeyi tercih ediyor. Ve bu şekilde de hedefli gen değişikliğini ya da çift zincir kırığını oluşturduğumuz yerde beraberinde benzer bir diziyi de gönderebilecek olursak, bir DNA fragmanını da hücre içerisine gönderebilirsek, o bölgede hedeflenmiş bir değişikliği gerçekleştirmek de mümkün olabilir. Yani oraya başka bir dizi yerleştirmek, insersiyon yapmak mümkün olabilir. Oradaki dizinin özelliklerini değiştirmek de mümkün olabilir. Buna da homoloji aracılıklı tamir mekanizması adı veriliyor. Bu bizim çok uzun zamandır bildiğimiz bir şey. Fakat esas önemli soru şu.
genomda herhangi bir yerde hedeflenmiş bir şekilde çift zincir kırığını nasıl oluşturacağız? Ya da bunu yapacak bir mekanizma var mı? Genomdaki belli bir hedefli noktayı neyle ve nasıl keselim? Bunun için işte tarihten günümüze baktığımız zaman pek çok gereçler ya da pek çok alternatif araçlar söz konusu. Bunlardan birincisi 1998 ve sonrasında kullanımda olan Çinko parmak nükleazlar. Bir parça bunlardan bahsedeceğim. İkincisi esasında çok daha başarılı bir genom düzenleme aracı olan TALE nükleazlar ya da bunlara TALEN adı da veriliyor. Üçüncüsü en yenisi, en moda olanı ve de en popüler olanı da hepimizin duyduğu gibi CRISPR ve CRISPR-Cas9 DNA teknolojileri. Bu sebepten dolayı bu yeni teknolojiler artık hayatımıza girmiş durumda. Bu yaklaşımların hemen hepsinin tek bir ortak özelliği var. Bunların hepsinde bir nükleaz var. Yani nükleik asitleri çift zincir kırığı oluşturabilecek yapıları var. Ve daha doğrusu bunların hepsinin temelde iki özelliği bir arada. Bunlardan birincisi genomdaki diziyi tanıyabilecek bir protein yapısı var. Ve bu protein yapısının diğer tarafında da genomu kesebilecek bir nükleaz bir arada bulunuyor. Böylelikle DNA dizisini tanımak ve herhangi bir hedefli bir yerden kesmek mümkün olabiliyor. İşte bu DNA dizisini ya çinko parmak proteinleriyle tanımak mümkün olabiliyor ya da TALE dizileriyle tanımak mümkün olabiliyor ya da en son teknoloji olan CRISPR'la tanımak pekala mümkün olabiliyor. Çinko parmak nükleazlardan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Esasında çinko parmak yapısı bir DNA bağlanma proteini, DNA ile etkileşme özelliğine sahip olan bir protein ve DNA'nın minör oluğuna bağlanarak bir eşleşme ile belirli bir diziyi tanıması mümkün olabiliyor. Ve tanıyabildiği diziyle birlikte kimerik olarak ifade edilen bir özgül olmayan nükleazla tanınan diziyi tanındığı bölgeden kesmesini sağlamak mümkün olabiliyor bir takım enzimlerle birlikte. Ve bu şekilde de DNA'yı çift zincir kırığı olarak oluşturmak veya geliştirmek mümkün. Esasında genom düzenleme teknolojilerinde CRISPR'dan çok daha önce ta 2010'da klinik deneme ve klinik uygulamaya bu konu girmişti. Çok kısaca bundan bahsetmek istiyorum çünkü günümüzde oldukça popüler bir konu. Hepimizin bildiği gibi HIV virüsü hücreye esasında CD4 ve CCR5 chemokine ligand 5 koreseptörü aracılığıyla bağlanıyor. Ve bu ikilinin varlığı halinde ikisi bir araya gelerek HIV virüsü hücreye tutunarak T4 helper lenfositleri enfekte edebiliyor. Gene genom biyolojisinden biliyoruz ki bu CCR5 koreseptöründeki bir takım varyantlar HIV'ye karşı doğal immün olabiliyorlar çünkü virüs tutunamıyor. Bu sebepten dolayı da gene aynı şekilde kemik iliğinden başlayarak bu lenfositlerde CD4 T helper hücrelerinin yüzeyindeki CCR5 reseptörlerini eğer ortadan kaldırmak mümkün olabilirse virüs enfeksiyonunu da durdurmak mümkün olabilir. Bu sebepten dolayı 2010'da daha bu CCR chemokine ligand 5 reseptörünü hedefleyen klinik çalışmalar çoktan yapılarak gerçekleştirilmişti ve klinik denemeleri de yapılmıştı. Daha o zaman CRISPR yoktu ve biz bu çılgın genom düzenleme teknolojisiyle HIV enfeksiyonunu durduracak yaklaşımların insanlık klinik denemelerini yapıyordu. Günümüzden 10 yıl kadar geriye gittiğimiz zaman. Ama CRISPR bunu çok daha hızlandırdı. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi bu iki dizinin düzenlenmesi, hazırlanması ve optimizasyonu 10 yıldan daha uzun süre içeren veya gerektiren bir süreçti. Bu sebepten dolayı klinik uygulamaya geçmesi de çok uzun yıllar aldı. Bunu söylemek lazım. Günümüzde hali hazırda yine aynı şekilde çinko parmak nükleazların kullanıldığı pek çok klinik deneme var esasında. Burada da gördüğünüz gibi mukopolisakaridoz tip 1, tip 2, hemofili ve benzeri şekilde benzer genetik hastalıkların tedavisi amacıyla çinko parmak nükleazları kullanmayı amaçlayan klinik denemeler, klinik araştırmalar hali hazırda mevcut. Ve bu konuda esasında CRISPR'dan çok daha hızlı, çok daha etkin bir şekilde devam edebiliyor. Çünkü doğruluğu ve hedefleme gücü CRISPR'dan daha yüksek çinko parmak nükleazı.
Bunun ikinci bir diğer yaygın kullanılan alternatif ise tail nükleazlardı. Az önce de bahsettiğim gibi değişik bitkilerde Arabidopsis gibi, limon gibi, portakal gibi, turunçgiller gibi bitkilerde enfeksiyon yapan, enfeksiyon ajanı olan Xanthomonas türü tipi bir bakteri var. Ve bu Xanthomonas türlerinin kendilerinin enfeksiyonlardan korunmasını sağlayan bir doğal savunma sistemi söz konusu. Bu doğal savunma sistemi bakterileri enfekte eden fajlara karşı faj genomunu kullanan ve faj genomundan başlayarak faj genomunu hedefleyen bir takım çift zincir kırıkları oluşturan bir süreç var. Ve bu süreçle birlikte de hedeflenmiş genom düzenleme gerçekleştirilebiliyor. Buradaki genom dizisinin çözülmesiyle beraber ve hazırlanmasıyla beraber çok fazla detayına girmeyeceğim bir rekombinant protein ifadesiyle birlikte hedeflenmiş bir şekilde gene aynı şekilde genomu iki temel bölgede tail nükleazlarla tanıyarak aynı hedeflenmiş bölgeden kesilmesi mümkün olabilir. Bu kesilmeyle beraber bu örneğin chemokine ligand 5'i hedeflerseniz bunu kesmek mümkün veya bir başka yeri kesmek isterseniz bunu da aynı şekilde hedeflemek mümkün. Yine aynı şekilde tail'lerle, tail nükleazlarla da klinik denemeler var. Burada da birkaç örneğini getirdim. Bu oldukça taze bir slide. Hemen hepsi kan kaynaklı kanserlerde, akut lenfoblastik lösemide, öncelikli olarak akut miyeloblastik lösemide kullanılan, kullanılmaya gayret edilen yaklaşımlar. Ve bu sebepten dolayı tail nükleazlar da yaygın klinik deneme içerisinde. Ancak 2013 yılı ve sonrasında tail nükleazlar korkunç bir şekilde öne çıkıyor ve CRISPR'ın keşfi ve CRISPR'ın hayatımıza girmesiyle beraber bu alanda çok önemli bir devrim yaşanıyor ve çok daha yaygın ve çok daha hızlı bir şekilde genomun düzenlenmesi ya da düzenlenmesi yönündeki adımların atılması mümkün olabiliyor. Çünkü burada her şeyden önce iki tane hedefleyici, hedefleyen proteine hiçbir şekilde ihtiyacınız yok. Doğrudan yalnızca 20 nükleotitlik bir tanımayla herhangi bir yere hedefleyebileceğiniz doğal bir nükleaz olan Cas9'la genomu hedeflediğiniz yerden çift zincir kırığı oluşturmanız mümkün olabiliyor. Ve tanıyabileceği 20 nükleotitlik dizi de fazlasıyla çok kolay. Ama o kadar kolay ki hepimiz biliyoruz, PCR yapan, PCR primer tasarlayan pek çok kişi biliyor. 20 nükleotit genomda doğrusal bir hedefleme yapmak için maalesef ki çok kısa. Yani 20 nükleotitlik bir dizi genomda birden fazla yerde bulunma riskiyle karşı karşıya ve sıklıkla da birden çok daha fazla yerde bulunabilir. Bu sebepten dolayı bir diziyi hedeflediğiniz zaman genomda bir başka bölgeye gitme riski de CRISPR yaklaşımının maalesef ki böyle bir riski de aynı şekilde söz konusu. Ama 20 nükleotitle beraber herhangi bir bölgeyi hedefleyerek bir hedefli DNA dizisinde çift zincir kırığı gerçekleştirilerek hedefli mutasyon oluşturmak ve bununla beraber de mutagenez oluşturmak imkanlar dahilinde ve mümkün. Teknik bir karşılaştırma yapacak olursak bu 3 yaklaşım arasında yani çinko parmak nükleazlar, tail nükleazlar ve CRISPR arasında. CRISPR her şeyden önce olağanüstü bir uygulama kolaylığına sahip. Bu sebepten dolayı da oldukça yüz güldürücü. Aynı şekilde kalıp tanıma özelliği ve kalıba yönlendirilme etkisi de bir o kadar yüksek başarı sağlıyor ve yüz güldürücü. Fakat maalesef ki hedefli etkinliği ve kullanılabilirliği yönünde bir takım dezavantajları var. Bunların en önemlisi de hedeflenen bölgenin dışında başka yerlerde de kırık oluşturabilme riski olması ve aynı zamanda birebir 20 bazlık eşleşmeye gerek duymaması. Burada anlatmak istediğim ya da bahsetmek istediğim şu, CRISPR için tasarladığımız 20 nükleotit arasında bir tane bile olsun mismatch olsa gene aynı şekilde tanıyıp kesme ihtimali ya da hedeflemediği bölgeyi de tanıyarak kesme riski ve ihtimali CRISPR teknolojisi için söz konusu. Bundan kurtulmak için haliyle hedeflenmiş bir bölgeye iki farklı CRISPR molekülünü göndermek mümkün. Bu şekilde doğrusallığın başa çıkmak ve önüne geçmek de pekala mümkün olabiliyor. Tüm dünya CRISPR ve CRISPR teknolojilerini genetik hastalıkların hücre kültüründe modellerini oluşturmak için ya da biyoteknoloji alanında kullanmak için çaba harcarken bir yandan da hızlı gitmeyi amaçlayan araştırıcılar tabii ki insan sağlığında da hızlı bir şekilde bunu kullanmak istiyordu. Bu yüzden tam olarak ne işe yarayacağından
ne kadar emin olabileceğimiz konusunda hepimizin çok çok soruları var. Çok kısaca bugün ve umutla baktığımız gelecekte CRISPR bize neler getiriyor ve neler sağlayabilecek, bir parça bunlardan bahsetmek istiyorum. Her şeyden önce elimizdeki çok detaylarına girmeden bahsetmek isteyeceğim bir takım CRISPR yaklaşımları, alternatif yaklaşımlar, birden fazla CRISPR'ı aynı bölgeye hedeflemek, doğrusal hedefleyerek genetik düzenlemelerin, yani hedefli gen düzenlenmelerinin gerçekleştirilmesi mümkün. Aynı şekilde epigenetik düzenleme ile metilasyonla ya da asetilasyonla, histon asetilasyonuyla gen işlevini değiştirmek mümkün olabilir ve hatta araştırma konusunda doğrudan DNA'nın işaretlenerek gözlenmesi de günümüzde bu teknolojilerle mümkün olabiliyor. CRISPR'ın çok farklı varyantları sonraki yıllarda hayatımıza geçti. Eski hedefli Cas9 nükleazın yanında çift CRISPR kullanımı ya da kullanılmayan, kesici olmayan CRISPR'ın diğer nükleazlarla bir arada kullanılması gibi alternatif yaklaşımlar buradaki etkiyi, etkinliği ve CRISPR'ın başarısını bir o kadar öne çıkarttı. Ve hatta epigenetik düzenleme yaklaşımlarıyla beraber de çok daha hızlı bir şekilde bu işi gerçekleştirmek mümkün oldu. Çok kabaca 2020 yılında yayınlanan bir yazıda sonrasında CRISPR'la beraber gene Jennifer Doudna, Nobel sahibi araştırıcıların yaptığı çalışmayla beraber CRISPR'ın bir o kadar DNA değil aynı zamanda da RNA içinde kullanılabileceği konusunda bir takım çalışmalar ve çabalar da bunlarla birlikte gelebildi. CRISPR kullanılarak RNA etkileşimi ve hedefli gen susturma örneklerinin ve yaklaşımlarının da uygulanması mümkün olabildi. Yani günümüz koşullarında son derece hızlı bir şekilde ve etkin bir şekilde insan organoidlerinin gerçekleştirilmesi ile de dahil olmak üzere pek çok hastalığın modellenmesinde CRISPR günümüzde çok yaygın olarak kullanılabiliyor. CRISPR'la beraber az önce de bahsettiğim gibi DNA değil artık RNA yani messenger RNA'nın da düzenlenmesi ya da editlenmesi mümkün olabiliyor. Bunlarla ilgili son 2 yıl içerisinde giderek artan ve giderek çeşitlenen yayınlar ve çalışmalar da devam ediyor. Bu arada daha 4 Mart 2020 yılında da CRISPR için bir LCA10 dokusunu hedefleyen bir klinik deneme ile Leber'in konjenital amaurozisi için bir tedavi denemesi de Amerika Birleşik Devletleri'nde denendi başarıyla. Ve bunun yanında da CRISPR'la ilgili pek çok klinik denemede hala günümüzde büyük bir hızla devam etmekte. Ve dikkatle bakacak olursak bunların hemen hemen önemli bir kısmı da bu konuda biraz daha farklı, Batı dünyasından daha farklı ya da belki de daha serbest diyeceğim yaklaşımları uygulama konusunda daha rahat ya da daha iştahlı olan Çin'den geliyor. Çin araştırıcıları bu konuda çok daha hızlı gidebiliyor Batı dünyasıyla karşılaştırıldığı zaman. Ve bunun sonucu olarak da gerek kanser için gerekse tek gen hastalıkları için Çin'den pek çok araştırma, klinik araştırma devam ederken temelde az önce bahsetmiştim CCR5, kemokin ligand 5 reseptörünü hedefleyen bir insan embriyosunda doğrudan hedefleyerek HIV enfeksiyonuna immün embriyo oluşturmak amacıyla Çin'de de bir klinik deneme gerçekleştirildi. Ve Qin Jinzhu isimli araştırıcı tarafından gerçekleştirilen 2018 yılında başlayan bu klinik denemede bu Çin klinik denemeler veri tabanından ben bu slaydı aldım. En altta sizin de göreceğiniz gibi etik komite tarafından değerlendirilmiş ve acaba onaylanmış mı kısmında yes yazıyor. Ve sizler için hiçbir zahmete de katlanmadan uğraşarak sizler için araştırıcının etik komite raporunu da buldum ve getirdim. Burada da herkesin açıkça görebileceği gibi araştırıcı CCR5 reseptörünü CRISPR-Cas9 nükleazlarıyla delesyona uğratmak için bir çaba harcamış durumda. Ama maalesef ki bu Jin Kui isimli doktor bu çabasından dolayı Çin'de öncelikle heyecanla karşılandı, Batı dünyası tarafından ağır eleştirildi. Daha sonra bildiğimiz kadarıyla hapse atıldı ve kendisinin nerede olduğunu kimse bilmiyor. Bu sebepten dolayı CRISPR ve CRISPR aracılıklı üreme tıbbıyla ilgili çalışmalarda etik kaygılar çok çok fazla
neyle karşılaşabileceğimiz ya da nelerin olabileceğiyle ilgili nelerle karşılaşabileceğimiz konusunda bilgimiz ve tecrübemiz de bir o kadar maalesef ki sınırlı. Ama CRISPR benim de en önemli temel araştırma konularımdan birisi olan Duchenne kas distrofisi için hedefli mutasyonların oluşturulması, diğer nadir genetik hastalıkların modellenmesi için yaygın bir şekilde kullanılmaya devam ediyor ve laboratuvarda her şeyden önce hastalıkları daha iyi anlayabilmemiz ve daha iyi modellememiz için çok önemli fırsatlar sunuyor. Bu konuda bizim ülkemizden de ilk çalışmayı Handan Hoca ile beraber bundan 3-4 yıl kadar önce tamamlama şansımız ve fırsatımız olmuştu. 2 yıl kadar önce de ülkemizden ilk genom düzenleme model oluşturma çalışması olarak bu kök hücre araştırma dergilerinin en önde gelen yayınlarından birisi olarak yayınlama şansımız ve fırsatımız olmuştu. Ve bununla beraber devamında gene aynı şekilde osteopetrotik pluripotent kök hücre denemeleri ve osteopetrozise eşlik edebilecek olan CRISPR'lı model uygulamalara temel oluşturacak çabaları ve araştırmaları da yayınlama şansımız olmuştu. Ben sizlere dikkatiniz için teşekkür edip sözü Handan Hocama da bırakmak istiyorum. Çünkü bu çalışmayı ve detaylarını Türkiye'den gerçekleştirilen ilk çalışmayı da kendisi bizlere anlatacak. Çok çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Biz çok teşekkür ediyoruz Çetin Hocam. Çok güzel özetlediniz. Çok verimli bir konuşmaydı. Ellerinize sağlık. Şimdi Çetin Hocanın da söylediği gibi Handan Hocamız da bunun Türkiye'deki ilk klinik uygulaması ile ilgili bir konuşması olacak. Ben kısaca Handan Hocamızı size tanıtayım. Kendisi 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Yine aynı bölümde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Doktora eğitimi sürecinde ve doktora sonrasında Amerika'da Minnesota ve Georgetown Üniversitelerinde araştırmacı olarak bulundu. Ve bu konuyla ilgili pek çok uluslararası dergilerde yayınları var, katıldığı projeler var ve yoğun olarak bu konuda çalışıyor. Bugünkü konuşmasının resmi başlığı diyeyim, onu da bildirmiş olayım size. Genom düzenleme teknolojilerinde ülkemizden ilk örnek hücresel tedavi etkinliği için FHL2 hücre modeli. Buyurun Handan Hocam. Teşekkür ederim hocam. Nazik davetiniz için derneğinize çok teşekkür ediyorum. Moderatör hoca olarak Ege hocam ve size de çok teşekkür ediyorum. Biz bu çalışmaları hep Çetin hocayla birlikte yürüttük. Sağ olsun bana çok destek oldu bu konularda. Moleküler kısımdaki benim bilmediklerimi bana çok kattı. Şimdiden ona da çok teşekkür ediyorum. Şimdi sayfayı paylaşıyorum, sunumumu paylaşıyorum sizinle. Umarım her şey yolundadır. Evet. Genom düzenleme teknolojilerinde bizim yaptığımız çalışma bu konuda ilk olan çalışmalardan birisiydi. Biz FHL2 hücre modeli oluşturmaya çalıştık. Sonrasında da bir kök hücrelerle, ben daha çok kök hücrelerle çalıştığım için kök hücrelerle bu hastalığa yönelik bir tedavi, hücresel bir tedavi yöntemi bulabilir miyiz diye bir çalışma yapmaya çalıştık. Çalışmamızı hazırladık. Bu kapsamda hipotezimiz buydu. İçerik olarak ben biraz hastalıktan bahsedeceğim size. Tabii ki hepiniz klinisyensiniz. Bu farklı bir hastalık, hemofagositik sendrom, bir kan hastalığı olduğu için biraz ondan bahsetmek istiyorum. Tedavi yaklaşımlarından bahsedeceğim ve bizim CRISPR-Cas kullanarak nasıl bir hücresel model oluşturduğumuzdan bahsedeceğim. Ve sonrasında da mezenkimal hücreleri bu in vitro modelde kullanarak nasıl hücresel tedaviye yönelik ya da kliniğe yönelik hücresel tedaviyle ilgili neler yapmaya çalıştığımızdan bahsedeceğim. Hemofagositik sendrom 1952 yılında bulunan ilk olarak tanımlanmıştır ve primer ve sekonder olarak tipleri vardır. Primerin insidansı 100 binde 0.12 gibidir. Ancak Türkiye'de gerçekleştirilen akraba evliliklerine nedeniyle
ve hastaneye yatırılan hastalarda 10.000'de 7.5 gibi yüksek bir oranda görünüyor. Çetin Hoca'nın da bahsettiği gibi aslında nadir hastalıklar bizim ülkemizin sorunu olarak karşımıza her zaman çıkıyor diyebiliriz. Hastalığın birçok çeşidi var çünkü gende oluşan kromozom lokasyonlarında oluşan mutasyonlara göre farklı tipleri var. Ancak biz en yüksek olan ailesel grupla çalışmak istedik. Ailesel hemofagocitik sendrom 2 bizim hedef hastalığımızdı. Çünkü Hacettepe Çocuk Hastanesi'ne gelen hastalarda da en çok oranda görünen oydu. Tanı kriterleri hastalar hastaneye geldikleri zaman nasıl tanı koyuluyor. Ateş oluyor. İşte periferal kanda hücre hatlarındaki sitopeniler görülüyor. Kemik iliği dalak lenf düğümlerinde hemofagositoz görülüyor. Ferritin seviyesi çok yüksek oluyor ve en önemli faktörlerden birisi de serbest interleukin seviyesi, interleukin reseptör seviyesi çok yüksek oluyor bu hastalarda. Tabii ki bunlar da ister istemez hastaları sitokin fırtınalarına ve organ yetmezliklerine götürüyor. Tedavi Henter tarafından, Henter ve çalışma grubu tarafından geliştirilen, büyük bir çalışma grubu tarafından geliştirilen, 2004 yılında geliştirilen bir tedavi yolu var izlenen. Hasta tanımlanmaya çalışılıyor. 8 haftalık bir kemoterapiye gidiliyor. Sonrasında da genetik olarak tanı koyulabildi mi, hangi tip olduğu ortaya çıkılıyor, çıkmaya çalışılıyor. Sonrasında da hematopoyetik kök hücre transplantasyonuna gidiliyor. Burada ancak bazı hastaların bu 8 haftalık kemoterapiye de cevap vermediği ortaya çıkıyor. Ve bizim çalışmamız da aslında burada biz bu hastalar için neler yapabiliriz, ilaçlar dışında neler yapabiliriz diyerek biraz bu soruları sorarak başladı. Biraz önce bahsetmiştim. Biz primer olan ve perforin defekli olan tipi seçmiştik ailesel. Ve dünya çapında aslında primer hemofagocitik sendromlarında, ailesel hemofagocitik sendromlarında %20'sini oluşturuyor. En yüksek oranı oluşturduğu için tabii ki görünme sıklığı da çok yüksek olarak karşımıza çıkıyor. Ve baktığımızda aslında bu primer tiplerin hepsinin bu sitotoksik hücrelerin, yani savunma hücrelerimiz perforin granzim yolağındaki çeşitli proteinlerindeki hasarlardan ortaya çıktığını ve hepsinin farklı bir isim aldığını görüyoruz. Bizim çalışmak için seçtiğimiz modelde perforin geninde mutasyon var ve bu tanımlanmış mutasyonlar İlk olarak 1999 yılında tanımlanıyor ve sonrasında çıkan mutasyonlara göre çeşitli yerlerde, genomun çeşitli yerlerinde perforin geninin çeşitli noktaları işaretlenebiliyor. Ayrıca hastalıkla ilgili oran ülkemizde çok fazla, Japonya'da ve bir de Kuzey Amerika'da çok yüksek oranda görülüyor. Zaten çalışmaları araştırdığımızda birçok hasta popülasyonlarının da buradan elde edildiğini gördük. Nasıl bir tablo oluşuyor? Normalde bizim savunma hücrelerimiz, aktif CD8 pozitif hücrelerimiz ve doğal öldürücü hücrelerimiz viral bir enfeksiyon olduğu zaman enfekte hücreleri ya da işte bu viral partikülleri yok etmek üzere uygun bir şekilde çalışıyor diye düşünüyoruz. Ancak bu hastalık primer hemofagocitik sendrom durumunda vücudun savunma hücreleri gerekli görevlerini yapamıyorlar. Çünkü karşılaştıkları yabancı materyali yok edecek proteinleri doğru çalışmıyor ve bu durumda da hücreler sürekli uyarı halinde oluyor. Vücut sürekli sitokinlere maruz kalıyor ve küçük bir viral enfeksiyon bile bu hastalar için öldürücü sonuçlara sebep olabiliyor. Baktığımızda perforin granzim yolu nasıl çalışıyor dediğimizde de sitotoksik T lenfositlerden bu proteinin salınması ve hedef hücrenin hücre membranında oluşan porlarla birlikte hedef hücrenin yapısının bozulması temel olarak alınabilir. Ve biz bu çalışmamızda bu nedenle hasta örneklerini çok fazla alamadığımız için ya da hasta örnekleriyle uzun süreli çalışmalar olamayacağı için ve acaba bu hücresel tedavi, kök hücrelerin hücresel tedavi sistemlerini bu hastalıklara uygulayabilir miyiz diye düşünürken neden bir hücresel model, bu hastalıkla ilgili hücresel bir model yapamıyoruz
konuştuk. Ve o zamanlar ben doktora sırasında Amerika'ya da bulunduğum sürelerde CRISPR-Cas 2013'te CRISPR-Cas sistemi daha yeni çıkmıştı. Ve acaba bu şeyi birleştirip böyle güzel bir çalışma yapabilir miyiz diye düşündüğümüzde bu çalışmayı gerçekleştirdik. Ve biliyoruz ki kök hücreler yetişkin dokuda birçok yerden izole edilebiliyor. Ve birçok şeye vücudumuzdaki birçok hücreye farklılaşarak tedavi amaçlı, rejeneratif tedavinin hücresel en büyük kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Ve tabii ki immün modülasyon için, çünkü bizim sahip olduğumuz ya da bizim hedeflediğimiz hastalık bir immün hastalık olduğu için immün modülatör etkilerini de görebiliyoruz. Çünkü biliyoruz ki kök hücreler çok spesifik hücreler, çok özel hücreler bulunan hasarlı alana gittikleri hasarlı alanda ya da bulundukları nişteki probleme yönelik düzenleyici etkilerini ya da orayı tedavi etmeye yönelik düzenleyici etkilerini gösterebiliyorlar. Tabii ki baktığımızda preklinik çalışmalarda ve işte klinik çalışmalarda kök hücrelerinin kullanıldığı birçok otoimmün hastalıklar karşımıza çıkabiliyor tabii ki. Hani bu rejeneratif tıptaki ya da rejeneratif kullanımdaki özellikleri nedeniyle. İşte lupustan tutalım da romatoid artrite kadar birçok otoimmün hastalıkta da biz kök hücrelerinin kullanıldığını görebiliyoruz. Ve bu grafiği aslında kök hücrelerinin kullanıldığı klinik çalışmaların dünyadaki dağılımı olarak çıkarttım. Birçok çalışmada kök hücrelerinin zaten kullanılmaya çalışıldığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Peki FHL2 ile kök hücrelerinin kullanıldığı herhangi bir çalışma var mı diye aradığımızda bir çalışma sadece karşımıza çıktı. Burada FHL'nin tipini de, yani ailesel hemofagocitik sendromun tipini de çok iyi belirtmemelerine rağmen 23 yaşındaki bir hastada mezenkimal kök hücreleri uygulamaya çalıştıklarını gördük. Ve bir şekilde immün sistemi baskılayıcı ve hastanın daha iyiye gidici özellikleri sağlamaya çalıştığını, köprü tedavi olarak kullanılabileceğini söylediklerini gördük. Ve dedik ki biz bu hazırladığımız hücresel modelde biz hücre tedavisi de yapabiliriz. Ve bunu gösterirsek belki bu 8 haftalık tedaviye cevap vermeyen hastalarda büyük bir tedaviye yönelik büyük bir katkı sağlayabiliriz kök hücrelerle diyebiliriz. Dedik. Zaten çalıştığımız hocalarımız da hani biz kök hücreleri bu tarz hastalarda kullanmak istiyoruz ama bilimsel bir destek istiyoruz. Bunu kullanabileceğimizi gösteren yayınlar, makaleler olursa hani çok daha rahat etik izinler almaya başvurabiliriz gibi konuşmalar oldu. Ve tabii biz bir yol haritası çizdik. Mezenkimal kök hücreleri izole ettik ve en önemlisi vektör sistemleri tasarladık. Tasarladığımız vektör sistemleri iki taneydi. Neden iki tane oldu? Çetin Hoca anlattı. CRISPR-Cas sistemiyle biz perforin genini kesmek istedik sağlıklı doğal öldürücü hücrelerde. Sonra araya bir mutasyon oluşturması için bir gen kısmı eklemeye çalıştık. Bu nedenle bizim iki vektör sistemimiz vardı. Şekilde size anlatmam gerekirse biz perforin exon 2'yi, en çok mutasyonu olduğu exon 2'yi hedefledik ve araya bir antibiyotik direnci koymaya çalıştık ki transfekte ettiğimiz hücreleri, yani genetiğini değiştirdiğimiz hücreleri antibiyotikle birlikte seçebilelim diye. Bu nedenle de biz iki vektör sistemi hazırladık. Hazırladığımız vektör sistemlerin birisi sadece genomu oradan kesmek. İkincisi de işte biraz önce Çetin Hoca'nın da anlattığı gibi o değişimi yaratacak, mutasyonu yaratacak bir baz dizisini ya da bir bölgeyi içeriye sokmak için de vektör sistemlerini hazırlarken o 20 bazlık kısım hedeflenmesi, başka yerlere gitmesi kolay olabilir dediğimiz için birkaç farklı vektör sistemi ve birkaç farklı CRISPR-Cas çiftleriyle çalıştık. Sonrasında tabii ki bu işte wet lab'ı gösterecek bir grafik olarak koydum size. İşte plazmitleri çoğalttık, izole ettik yeteri kadar plazmitlerimizi ve bir de tabii ki sekanslamasını yaptık. Bizim istediğimiz perforin gen bölgesi CRISPR-Cas vektör sistemimizin içinde mi? Yani bizim transeksiyon yaparken doğru yeri keseceğimiz ya da hedeflediğimiz, istediğimiz primerlerimiz doğru bir şekilde bizim vektör sistemlerimizin içine yerleşti mi?
İkinci egzon sisteminde bahsetmiştim. Bir promisin direnci, gen promisin antibiyotik direnci eklemeye çalıştık ki biz transfekte ettiğimiz hücreleri seçebilelim. Çünkü öteki türlü tamam biz bu gen bölgesini kestik, nasıl anlayacağız, nereden anlayacağız? Her bir klonu tek tek seçebilecek miyiz? Ya da bu klonları nasıl seçeceğiz sorusunu cevaplamak için de. Burada da promisin gen öncelikle egzon 2'yi, perforin egzon 2'yi özele ettik insan kan dokusundan. Sonrasında da egzon 2'nin ortasına promisin gen bölgesini ekleyerek uygun şekilde bir vektör sistemi hazırlamaya çalıştık. Ve hazırladığımız vektör sisteminde şöyle oldu. Bu seçilmiş seçilmiş birkaç tane vektörün görüntüsü, PCR görüntüsü. Biz aslında hazırladığımız vektörümüz şöyleydi. Egzon 2 1.3 kilo bazdı ve bizim eklediğimiz antibiyotik direnci de yaklaşık 2 kilo bazdı ve biz izole ettiğimizde eğer 3 kilo bazlık bir vektörü kestiğimizde 3 kilo bazlık bir büyüklük gördüysek dedik evet biz doğru vektörü izole edebildik ya da doğru vektörü oluşturabildik gibi. Aslında öncesinde yani transfeksiyon öncesinde hücre hattı oluşturmadan önce epey bir klonlama çalışmaları gerçekleştirmiş olduk. Sonrasında bu iki vektör sistemini hücrelere transfekte ettik. Kullandığımız hücre hattı doğal öldürücü hücre hattıydı. NK92 hücre hattı. Ve sonrasında antibiyotik o hücrelerin diğer ikinci vektörle sisteme eklediğimiz antibiyotikle seçilimini gerçekleştirdik. Seçilimini gerçekleştirdikten sonra hücreleri antibiyotikle seçtik ve baktık evet bir grup birkaç klon elde ettik. Ve bu klonların fonksiyonel analizlerini yapmamız gerekti. Yani kuantitatif PCR ile birlikte perforin mRNA'sı var mı bu hücrelerde? PCR ile birlikte o eklediğimiz gen bölgesi gerçekten bu klonlarda da 3 kilobaza denk geliyor mu diye. Ve ELISA ile birlikte bu hücreleri PMA ve ionomisin gibi uyaranlarla uyardığımızda perforin salgılayacaklar mı diye. Bunun için çeşitli deney sistemleri oluşturduk. Transfeksiyon yapılmış yapılmamış hücreleri kontrolleriyle birlikte kullandık, uyardık ve uyarılmamış hücrelerle karşılaştırmalarını yaptık. Bu bir görüntü. Etrafta çok fazla ölü var. Evet, çünkü kullandığımız antibiyotik hücreleri çok ciddi oranda öldürecek bir antibiyotik. Tabii ki NK hücreleri de çok gelişmiş hücreler ve transfeksiyon transfekte olma şeyleri oranları çok düşük. Bu nedenle biz birkaç klon seçebildik ama tabii ki gen hedefleme çalışmalarını düşündüğünüzde birkaç klon seçebilmek bile aslında çok mutluluk verici bir haber. O yüzden bu görüntüyü mutlaka paylaşıyorum. Hani biz bunu yaptık dediğimizde yüzlerce hücreyi, binlerce hücreyi bir anda hepsini birden transfekte ettik demek biraz bu laboratuvarda çalışan birisi olarak haksızlık olur. Hemen olmadığını, bu işlerin aslında böyle biraz daha zorlandığımızı söylemek isterim her zaman. Sonrasında seçtikten sonra biraz önce bahsetmiştim aslında perforin gen Exon 2 geni 1.3 kilo bazdı ve biz bir antibiyotik direnci eklediğimizde 3.3 kilo baz gibi oluyordu. Seçtiğimiz klonlarda perforin geninin tamamını ya da o exon 2'yi çoğalttığımızda 3.3 kilo bazlık bir bant görebildik. Evet, normal kontrol NK92 hücrelerimizde de bunu görmediğimiz için çoğalttığımız alanın 1.3 kilo bazda olduğunu gördüğümüz için evet dedik. Bizim izole ettiğimiz klonlarımız gerçekten genetik olarak bizim koyduğumuz hücresel kısmı ya da bizim koyduğumuz antibiyotik direncini de içeriyor diyebildik. Sonrasında mRNA seviyesine, ekspresyon seviyesine ve protein seviyesine baktık. Bu hücreleri uyardığımızda NK92 kontrol hücrelerinde perforin ifadesinin ve perforin ifadesinin ve mRNA seviyesinin çok arttığını, diğer hücrelerde de bu artışın çok fazla olmadığını gördük. Burada tabii ki hani hafif bir protein miktarı var. Yine bir ifade de bir miktar var. Bu durumu şeyle karşılaştırabiliriz. Yine seçtiğimiz klon popülasyonunun tamamen saf olmamasından kaynaklandığını söyleyebiliyoruz. Ve sonrasında biz tabii ki kliniğe yönelik hücreleri kullanmakla ilgili bir kokültür sistemi oluşturduk. Mezenkimal kök hücrelerimiz tabanda oldu. Onun üzerine bir transfer sistemiyle
hücre hatlarımızı koyduk ve bu sistemi çalışılabilirliğini ya da sitokinlerin çok fazla olduğu durumda mezenkimal hücrelerin bu hücreleri bu hücrelerde düzenleyici etki sağlayabileceğini göstermek üzere çoklu sitokin analizi yaptık. Çoklu sitokin analizinde yaklaşık 20 tane sitokini aynı anda analiz edebilen bir sistem kullandık. Tabii ki bizimki bir in vitro sistemdi ve çok küçüktü. Bu sitokinlerin hepsini analiz ettik ama bazılarını kullanmamıza gerek kalmadı. Ama şöyle gösterebilirim. Bizim için aslında buradaki en çok bizi heyecanlandıran ve bizi mutlu eden düzenleyici olan ve mezenkimal hücreler tarafından salgılanan düzenleyici interleukinlerin miktarının artması ve pro-inflamatuar sitokinlerin seviyesinin de düşmesi oldu. Ve aynı zamanda biz bir principal component analizi yaptığımızda da aslında bizim hazırladığımız klonların normal ana hücrelere göre NK92 hücrelerinin uyarıldığı zaman davranışına göre sitokin profillerinin tamamen farklı bir yere gittiğini göstermiş olduk. Bu da bize gerçekten bizim hücreleri bir şekilde genetik olarak değiştirebildiğimizi ve bu hastalıkla ilgili önemli bir hücresel modeli elde edebildiğimizi gösterdi. Ve tabii ki mezenkimal hücrelerinde tedaviye yönelik bu tarz çalışmalarda kullanılabileceğinin ilk aslında kanıtı oldu bizim için. Bu proje bir 1002 projesiydi. TÜBİTAK tarafından desteklenmişti ve bir miktar da Hacettepe Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklenmişti. Tabii ki sizin nezdinizde hocalarıma da çok teşekkür etmek istiyorum. Danışmanım Aylin hocama, Mehmet Ali hocama ve Duygu hocam, Çetin hocam da benim Sıhhiye Merkez'deki en büyük destekçilerimdi. Ve şu anda da yine aynı grupla biz bir 1001 projesiyle devam ediyoruz. Bu sefer artık hasta örneklerini toplamaya ve mezenkimal hücrelerle tedaviye yönelik, hatta bu sefer mezenkimal hücrelerinin genetiğini değiştirerek onları daha çok interleukin 10 sentezleyecek hücreler haline getirerek tedaviye bir şekilde destek olacak şekilde modifiye ederek çalışmaya başladık. Bir devam eden 1001 projemiz var. Ben tekrardan beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Sağ olun. Sorularınızı alabilirim. Evet, Handan Hocam. Teşekkür ederiz. Çok ilginç bir sunumdu. Tebrik ediyoruz bu arada da. Türkiye'den de ilk defa böyle bir yayın yapmış olmak her ilk sancılıdır zaten. İlkleri yapmak. Bunun zorluklarını da bizler de biliyoruz. Dolayısıyla sizleri de tebrik ediyorum. Tabii hocalarınızın da katkılarını unutmamak gerekiyor. Şimdi benim tabii bizler için konuşmanın başında da söylemiştim. Çok farklı bir boyut açtınız açıkçası. Biz kadın doğum hekimleri adına konuşacak olursam bir nevi DNA'da ameliyat yapılması teknolojisi gibi bir teknoloji herhalde kısaca düşünecek olursak. Özellikle de genetik yönü kuvvetli hastalıklar için. Şimdi muhterem hocamla birlikte soruları alacağız. İsterseniz ben birinci soruyu hemen chat bölümünden gelen sizlere ileteyim. Pardon. Şimdi Aybars Bey'den geliyor soru. Merhaba, adli genetik uzmanı ve tüp bebek embriyoloji uzmanıyım. Böyle bir tedavi uygulanan kişinin ileride babalık testinde red çıkma veya bir suça karışsa DNA'sında bir değişikliğe neden olabilir mi? Şeklinde bir soru var. Çetin Hocam, size yönelteyim soruyu. Sayın Aybars, şimdi şöyle, buradaki amaç hedefli bir düzenleme ve eğer amaç sanıyorum Çetin Hoca'nın bağlantısında bir sıkıntı oldu. Evet. Bu arada Handan Hanım, siz bir yorum yapmak ister misiniz? Benim yorum şu olacak hocam. Bu teknolojiler çok yeni olduğu için gerçekten etik kısımları da çok fazla tartışılıyor.
Hakikaten şimdi genetiği değiştirilmiş birisinin uygulanan kişi ileride yani babalık yani olabilir diyebilirler ama gerçekten bizim etik anlayışımızla ya da bizim etik sistemlerimiz Türkiye'de buna nasıl yaklaşır bilemiyorum. Biliyorsunuz bizim embriyonik kök hücrelerle çalışmamız yasaklandı. İkinci bir karara kadar denildi. Sonra ikinci bir karar ya da işte bizim embriyonik kök hücre oluşturmamızla ilgili ikinci bir karar bir türlü alınamadı. O yüzden bir sürü şey hani haklı da çıkılabilir gibi geliyor ama haksız da çıkılabilir geliyor. Yasal boyutunu hakkında yorum yapamadım gerçekten. Evet Çetin Hocam siz bağlandınız tekrar. Bir bağlantı kesikliği oldu. Buyurun. Kusura bakmayın özür diliyorum. Yani şöyle şunu söylemek istiyorum. Sadece hedefli bölgede yapılması beklenen bir şey. Bunun dışında bir şey gerçekleşse bile bildiğim kadarıyla bu testlerde kısa tandem repeatler, short tandem repeatler kullanılıyor. Bunlar da genomik stabilite ile önemli. Yani ilgili ve bir tane lokus da değil, bir sürü lokus. Yani bu CRISPR ve CRISPR uygulamalarının en önemli riski off-target etkileri. Ama bu hedef dışı etkilerin bu kadar yaygın olması beklenmez. Çünkü bir tane lokus değişiklik gerçekleştirecek olsa zaten embriyogenez veya hayatla uyumlu olmasını beklemeyiz. Bu sebepten dolayı mümkün değil diyebilirim. Evet, teşekkür ediyorum. Muhterem Hocam, buyurun. İkinci soruyu ben okuyayım buradan. Ertan Kervancıoğlu Hoca'dan gelmiş. Jiankui vakasının her ne kadar etik kurul izni olsa da hastanın tekniğin olası yan etkileri konusunda bilgilendirilmemesi nedeniyle cezalandırıldı diye biliyorum. Eğer Çetin Hoca'ya izin veriyoruz, hadi uygula dense, bugünkü veriler ile HIV, annenin çocuğunun HIV'den korunması için embriyoner safhada CRISPR teknolojisi uygulanabilir mi? Bana yapın deseniz tabii ki yapmam. yapmak da istemem. Şimdi açıkçası annenin veya ailenin yeterince bilgilendirilmesinden çok. Burada gerçek anlamda etik kurul embriyonel kök hücreler üzerinde çalışmak üzere yapılmıştı. Yani embriyonik kök hücrelerde bu çalışmayı yapmak için izin alabilirsiniz ama buradan oluşturduğunuz embriyoyu anneye implante edeceğim ve sonra da çocuk doğurtacağım diye bir izin yoktu. Yani esas sorun birazcık burada. Çok önemli bir etik sorun tabii ki bu kuşkusuz ki. Ve bu çocukların ne olduğunu kimse bilmiyor maalesef ki. Bu diğer bir konu. Fakat ben bunu yapmak istemem. Çünkü hepimiz biliyoruz HIV pozitif bebekler dünyaya geliyor. Ve HIV taşıyıcısı da oluyorlar ön planda. Ve kaldı ki günümüz koşullarında HIV özellikle yeni doğan HIV'si ölümcül bir hastalıkta değil. Bunun tedavisi de var. Evet doğru HIV pozitif olarak yaşıyorlar fakat tedavisi de söz konusu. Tüm olumsuzluklarına rağmen triple tedavinin fena gitmediğini hepimiz biliyoruz. Tüm dünya da artık bu o kadar ön planda değil. Benim elimde imkan olsaydı tercih edeceğim genetik hastalık bu olmazdı. Ben bundan eminim. Her şeyden önce benim elimde imkan olsaydı somatik hastalıklar veya somatik genetik kavramlar üzerinde çalışmayı mutlaka tercih ederdim. Embriyonik bir düzenleme yerine. Teşekkürler. Evet, teşekkür ederiz. Tabii zor bir süreç. Dikkatli olunmayı gerektiren bir süreç. Bir başka sorumuz var. Bu arada chatten tekrar hatırlatayım katılımcılarımıza. Sorularınızı lütfen yazabilirsiniz. Bekliyoruz. Bir sorumuz var. Yalnız kimden geldiği çok net anlaşılamadı. Bir daha yazarsanız belki sonuçta tekrar söyleyebiliriz. Tamam. CRISPR DNA'da yapılan değişimleri önceliyor fakat ayrılmama sorunlarında kaynaklı genetik bozukluklar üzerinde bir çalışma yapıldı mı? Trisomi 21 veya Klinefelter sendromlarında bir çözüm önerisi var mı? Şeklinde soru. Ya da teorik olarak buna bir olanak sağlayabilir mi? Tabii buyurun Çetin. Çok kısa bir
cevap vermeye çalışayım. Aneuploiditi sorunlarına CRISPR'la çözüm bulmak çok mümkün değil her şeyden önce. Çünkü eğer böyle bir imkan varsa zaten preimplantasyon genetik tanıyla bunun çözümüne varmak mümkün. Yani doğduktan veya gelişim tamamlandıktan sonra somatik müdahalede ise hedefiniz çok daha fazla. 3.2 trilyon hücremiz var. Kaldı ki gelişim biyolojisi çoktan tamamlanmış oluyor. Günümüz koşullarında sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Preimplantasyon genetik tanıyla bunların bu embriyoların takibi daha kolay ve mümkün. Yani burada CRISPR aracılıklı bir düzenleme ve bunun bütün risklerinin getirebileceği bir şey olacağını zannetmiyorum. Teşekkür ederim. Handan Hocam, sizin bu konuda bir yorumunuz olacak mı? Ben de aynı şeyi düşünüyorum ama acaba Ekrem Bey şey diye mi, hani tüp bebekte ben de staj yapmıştım. Embriyoları incelerken orada gördüğümüz ve çok değerli bir embriyoysa onu düzeltmek üzere bir sorumu sordu. Ama orada da gerçekten çok zor olabilir. Kromozomu ayırmak çok zor olabilir gibi geliyor bana. Yani oradaki herhangi bir embriyoyu kurtarmaksa amaç, orada gerçekten zor olabilir. Böyle bir çalışmada okumadım ben son zamanlarda bu tarz hastalıklara yönelik ya da bu tarz rahatsızlıklara yönelik. Evet, tek embriyo için tabii, tek embriyo varsa dediğinizi belki düşünmüş olabilir ama Muhterem Hocam sizin bir yorumunuz var herhalde. Yani şimdi trizomiler için belki hani tamamen futuristik konuşuyorum. O fazla olan 21. kromozomu metilasyon mekanizmalarını kullanarak kapatıp bir şekilde iki kopyayı bırakabilirsiniz ama o kromozomu nasıl seçeceğiz? Belki bu teknolojilerin yardımıyla o kromozoma yönelebilir miyiz? Diğerlerini nasıl koruyacağız? Çok zor. Yani kromozomlar çok büyük yapılar bu teknolojiler için diyebiliriz. Bu arada Hazal Demir'den bir soru var. Merhaba Hazal Demir, histoloji ve embriyoloji Anadolu doktora öğrencisiyim. Üreme tıbbına katkısı amacıyla yetişkin ovaryan kök hücre olarak tanımlanan organel kök hücre ile ilgili bir bağlantısı ya da katkısı olabilir mi? Teşekkürler. Bu sorun kök hücre olarak hocam bana geldi sanırım. Organel kök hücreyi tam bir kök hücre olarak, yani yetişkin bir kök hücre olarak saymayız. Çünkü bu üreme ile ilgili bir hani şey diye düşünüyorum. Ama bir şeyini okumam lazım. Bilemedim, hani ben hiç böyle bir hücreyle karşılaşmadım. Yapısını ve faydalarını okumam lazım. Ondan sonra söyleyebilirim çeşitli çalışmalarda nasıl kullanılabilir diye. Benim çok tanıdık olmadığım bir hücre. Bilmiyorum Çetin Hocam ne düşünür? Ben de bilmiyorum. Evet, yeni tanımlanmakta olan bir terim diye yazmışlar. Gerçekten ben de çok okumadığım için. Çok da tartışmalı. Daha önce duydum ama tartışmalı bir kavram. Evet. Ben de çok bilmiyorum. Erol Tanmergen Hoca'nın bir sorusu var. Şunu soruyor. Bazı genetik geçişli özellikle kanser türlerinde veya diyabet olan hastalarda acaba embriyonik dönemde bu tarz bir tedavi amacıyla kullanımı konusunda görüşleriniz nedir acaba? Yapılabilir midir ya da ne düşünürsünüz? Hocam çok kısa şöyle açıklamaya çalışayım. Tip 2 diyabet başta olmak üzere bu bir multifaktöriyel hastalık haliyle. Bu sebepten dolayı tek bir hedefi yok. Kaldı ki somatik ve metabolik bir hastalık. Çok fazla komponenti var, hücresel komponenti var, metabolik komponenti var. Tek bir hedefi olmadığı için, çoklu hedefi bile olsa net de olmadığı için tip 2 diyabet gibi kompleks hastalıklarda CRISPR'ın çok fazla doğrudan kullanımı söz konusu değil. Ancak malignansiler için öyle değil. Malignansiler de kanser tedavisinde, kanser gen tedavisinde CRISPR yeni bir çığır açıyor. Özellikle proliferasyonu indükleyen genleri hedefleyen ve bu yolla kapatmayı amaçlayan bir takım yaklaşımlar var. Fakat 90'lardan itibaren kanser gen tedavisinin en önemli sorunu, spesifik olarak hedeflediğiniz tedaviyi yalnızca kanser hücrelerine gönderebilmek. Yani çok önemli bir hedefleme sorunu var.
Yani gen tedavisinin ya da gen aktarımının geçmişten günümüze gelen engelleri ya da sorunları CRISPR için de söz konusu. Çünkü CRISPR'da sizin silahınızı, tetiğinizi, aracınızı hücrelerin içerisine göndermeniz gerekiyor. Ve bunu doğru hücreye göndermeniz gerekiyor. Sağlıklı hücreye göndermemeniz gerekiyor. Bu da gene aynı şekilde kanser gen tedavisinde biraz daha problemleri beraberinde getiriyor. Ancak özellikle klonal hastalıklarda biraz daha umut vadedici olduğu söylenebilir. Daha imkanlara sahip imkanlar içerdiği söylenebilir. Fakat gene aynı şekilde klonal kemik iliği kökenli malignansilerde de gene aynı şekilde hedefe gen transferi çok zor bir şey. Hücrenin doğasından dolayı. Bu sebepten dolayı kanser gen tedavisinde henüz bildiğimiz hedefli yaygın uygulama yok. Ancak bu toplantıya başlarken de söylemiştim. Biyoteknoloji alanında genetiği değiştirilmiş organizmalar, genetiği değiştirilmiş bitkiler veya yoğurt üretiminin optimizasyonu için çok yaygın olarak biyoteknolojide, tarımsal biyoteknolojide şu anda CRISPR kullanılmakta. Ve bir anlamda bizim yaşamımıza çoktan girdi bile. CRISPR kullanımıyla yoğurt optimizasyonu ile ilgili ilk patent Danone tarafından 2008 yılında alınmıştı. Bu sebepten dolayı CRISPR'ı zaten yiyoruz. Fakat henüz sağlık alanında uygulaması yok. Olası hedeflerinin de ihtimal dahilinde ise tek gen hastalıklarıyla ilişkili olacağını düşünüyorum. Benim evet. Ufak bir katkım olacak. Belki kanserde direkt CRISPR kullanmak değil ama bütün kanser modelli hayvanların oluşturulması. Şu anda biliyorsunuz Jackson Laboratuvarı en çok hayvan modelinin üretildiği yer. İnanılmaz şekilde bu teknolojiyi kullandığını ve kanser çalışmaları için kullanacak hayvan modellerinin oluşturulmasında büyük adımlar attıklarını aslında söyleyebiliriz. Belki de hani bu şekilde kansere yönelik tedavilerde büyük katkıları bu şekilde sağladığını söyleyebiliyorum ben CRISPR-Cas teknolojisinin. Aynı zamanda bu Çetin Hoca'da da var, bende de var sanırım şey, Jennifer Doudna'nın bir kitabı var, Yaratılıştaki Çatlak diye. Aslında tamamen bu süreci anlatıyor. CRISPR-Cas teknolojisini nasıl bulduklarını ve bu hayata nasıl geçirdiklerini, laboratuvarda nasıl çalıştıklarını, kaç grupla çalıştırdıklarını, ilgisi olanlar varsa eğer okumak isterseniz de bu bilgiyi paylaşmak isterim. Teşekkür ederiz. Ben bir şey sorabilirim hocam. Diyelim ki bu teknoloji artık yeterince güvenli oldu ve diyelim ki işte 10 yıl ya da 20 yıl sonrayız. Ve şu anda biz sadece üreme tıp alanında, tek gen hastalıklarında sadece tanımlama yapıp transferden alıkoyuyoruz. Şimdi bu teknoloji gelişti. Sürecimiz hani katılımcılarımıza bir ufuk olsun diye ne olacak? Hani biz artık genetik laboratuvarlarında bunları herhalde yapma şansımız yok. Yine BioNTech gibi hani güncel firma böyle biyoteknoloji firmalarına bunları sipariş edeceğiz. Talisemi hastamız var diyeceğiz. Onlar bize tüpün içinde bir takım moleküller gönderecek. Onlar tüp bebek laboratuvarında işte fertilize oositin yanına bunu bırakacaklar. O virüslerle içeri girecek, düzeltecek ve sonra oradan devam edeceğiz. Ya da tanıyı koyacağız, talasemi homozigot olanlara bunları koyacağız, onlar onu düzeltip oradan mı devam edecek? Ne düşünürsünüz? İleriye dönük neye hazırlanalım? Muhterem hocam, şimdi siz de tahmin ediyorsunuz ki Big Pharma bir yerde bir fırsat veya imkan varsa gerekli yatırımı yapıyor. Kimerik T hücre antijen kanser hedeflenmiş kişiselleştirilmiş kanser gen kanser tedavisinde de gene aynı şekilde Big Pharma benim eski bir dönem içinde de bulunduğum çalıştığım şirket Novartis büyük yatırımlar yaptı. Yani dediğinize yakın bir şeyin gerçekleşme ihtimali var. Gelecek yakın. Patolojimiz budur, mutasyonumuz budur diye bir model siparişi verilerek kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımı da aynı şekilde kapımıza gelebilecek diye düşünüyorum. Çünkü bu gerçek anlamda bir kişiselleştirilmiş tedavi olacak eğer olursa. Ve bu da mutlaka Big Pharma tarafından geliştirilmesi gerekecektir diye düşünüyorum. Eğer ki bu güvenilirliğe erişebilirse veya erişimi mümkün olabilirse.
Az önceki bir soruyla da bağlantılı olarak söyleyecek olursak, benim elimde hakikaten bu doğrultuda bu noktaya, bahsettiğiniz noktaya gelmiş olsak, ben bu teknolojiyi Duchenne kas distrofisinde kullanmayı tercih ederdim ve isterdim. Çünkü hepimizin bildiği gibi bu çocuklar annelerinin, babalarının gözlerinin önünde 20 yıl boyunca eriyerek ölüyorlar. Bu gibi sorunlar daha ön plandayken açıkçası çok daha önemli. Tüm dünyada pek çok tek gen hastalıklar arasında birinci konuda araştırma da birinci sırada yer alıyor. Bunca yıl ve bunca teknoloji bu sebepten dolayı imkanlar içerisinde bunların olabilmesi de çok değerli tabii ki. Evet, yeni gelen sorularımız var bu arada. Sayın Emre Pabukçu'nun bir sorusu var. Sayın hocalarımıza teşekkür ederiz. Yakın gelecekte hangi maligniteler için CRISP sistemi umut vaat ediyor diyor. Kısmen gerçi bahsettik ama belki spesifik olarak malignite tanımını biraz açabilir miyiz? Eğer böyle bir şey yapılacak olursa şu malignitelerde kullanılma ihtimali olabilir şeklinde bir yorum yapabilir miyiz acaba? Hocam şu anda multiple myeloma denemeleri var. Kısaca bunu söyleyebiliriz. Multiple myeloma'da hedefli çalışmalar var. Kemik iliği kökenli malignansilerde solid tümörlerden önce kemik iliği kökenli malignansilerde daha öncelikli olarak kullanılmakta ve klinik deneme aşamasında olan çalışmalar da var. Evet, teşekkür ederiz. Muhterem Hocam. Yekta Önder Bey'den gelen bir soru var. IVF kliniklerinde birçok ülkede cinsiyet belirlenmesi yasal olarak mümkün olmamasına rağmen bazı ülkelerde bu uygulama çok rahatlıkla yapılıyor. Uzun vadede bu bakış açısıyla çocuğun sarışın, uzun boylu, atlet gibi özelliklere sahip bir kişi olmasını isteyenlere yasal olmamasına rağmen bunu yapan klinikler çıkabilir mi? Yekta Hocam, bir Mendel'in bezelyelerinden daha kompleks bir genetiğimiz olduğu için hani tek genlerle az önce bahsettiğiniz fenotipik değişikliklerin düzenlenmesi mümkün değil. Yani ısmarlama, fiziksel özellikler özünde imkansız. Bizde olmayan alelleri tek tek yerine koyup tek tek değiştirmek de çok mümkün olabilecek gibi gözükmüyor. Bu sebepten dolayı insanda multigenik ve multiallelik gelişimler ve aktarımlar çok fazla. Yasal ya da yasa dışı bu gibi bir değişikliğe CRISPR'ın imkan vereceğini zannetmiyorum. Çok da imkanlar dahilinde olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum Handan Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de aynısını düşünüyorum hocam. Çünkü bir transfeksiyon değil, biraz önce söylemiştim. Biz birkaç klon seçmek için kaç tekrarlı bir çalışma yaptık. Bir klon değil, birçok klon seçmek ve birçok şeyi değiştirmek gerektiğinde bu olaylar daha da kompleksleşiyor ve zorlaşıyor diyebiliriz. O yüzden çok mümkün gibi gelmiyor. Evet, belki yanlış hedefe odaklanma da burada büyük bir risk oluşturabilir. Birçok şeyi değiştirirken bambaşka bir şey ortaya çıkabilir gibi. Doğru söylüyorsunuz. Ertan Kervancıoğlu Bey'in bir sorusu var. iPSC ve CRISPR'ın ortak olarak tedavide kullanımı hakkında herhangi bir yorum yapmak ister misiniz acaba? İndüklenmiş pluripotent kök hücreler zaten işte bizim bu bireysel tedaviyi ortaya çıkartmamız, işte rejeneratif tedavide kişiye ait hücreleri kullanarak bir şeyler yapmamıza yönelik. Tabii ki çalışmalarda bu yönde olabiliyor. Bir tek gen hastalığı olan bir doku bulunduğu zaman bir problem varsa oradan hücreleri izole edip onları kök hücre yapıp geni de orada düzeltip tekrar vücuda verme söz konusu olabiliyor. Bu şekilde çalışmalar yapılıyor. Çetin Hocam daha güzel size örnek verebilir. Yani, somatik tedavi her zaman için burada ön planda olması gereken bir yaklaşım. Az önce ben kısmen bahsetmeye çalıştım. Malin infantil osteopetrozis'te de bizim böyle bir kavram kanıtı çalışmamız var. Malin infantil osteopetrozis'te iPS hücrelerinden elde edilmiş hasta iPS hücrelerimiz var ve hasta iPS hücrelerinde optimize etmeye çalıştığımız CRISPR
modelitemiz var. Eğer çalışırsa gene aynı şekilde kemik iliğinde bu denenebilir. Fakat öncelikli olarak kavram kanıtlarının in vitro koşullarda düzeltilmesi, düzenlenmesi ve daha sonra da somatik hücre transferinin gerçekleştirilmesi söz konusu olabilir. Handan Hoca'nın az önce bahsettiği yaklaşım da bir somatik gen transferi yaklaşımıydı ve hücre transferi yaklaşımıydı. Embriyonel etkileşim ve her türlü embriyonel girişimden olabildiği kadar uzak durmamız gerektiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Önceliklenebilecek bir henüz bilimsel zeminin bulunmadığını ben kısaca bildirmek isterim. Evet, teşekkür ederiz. Bu arada Cem Sancar tarafından yapılan çalışmada HIV'e bağışıklık sağlamak için mi embriyoya bir gen eklendi yoksa HIV'e sebep olacak bölgeler mi yok edildi şeklinde bir soru var. Hangisi mekanizma olarak kullanılıyor? Evet, virüsün hücre üzerindeki reseptörlerini hedefleyen bir tedavi yaklaşımıydı bu. Chemokine ligand reseptör 5'in varyantları veya olmaması HIV enfeksiyonunu, HIV enfeksiyonunu durdurabiliyor veya çok çok daha yavaşlatabiliyor. Zaten doğal varyantlar var Afrika toplumunda da. Bu varyanta sahip olan kişiler bir heterozigotluk avantajıyla da birlikte virüs replikasyonu çok daha yavaş ilerliyor. Buradaki amaç, hastalardaki amaç da gene aynı şekilde benzer bir yaklaşımda. Kemik iliği kök hücreleri alınarak kemik iliği kök hücrelerinden ex vivo laboratuvar koşullarında chemokine ligand reseptör 5'in modifiye edilmesi, daha sonra hastaya yeniden kemik iliği repopüle etmek üzere kemik iliği transferi, kemik iliği transplantasyonu şeklinde geri verilmesi söz konusu. Burada ellerimiz daha temiz. Kemik iliği bu konuda tüm diğer alanlardan çok daha öncelikli ve çok daha özellikli. Çünkü kemik iliği kök hücrelerinin vücut dışında alarak modifiye etmek, daha sonra yaptığımız işin doğru olup olmadığını kontrol etmek günümüz teknolojilerinde, yeni nesil sekanslama teknolojilerinde, daha sonra da emin olduğumuz hücreleri tekrar hastaya verme imkanımız ve fırsatımız var. Bu sebepten dolayı gene aynı şekilde az önce de söylediğim gibi somatik modifikasyonlarda vicdanımız, ellerimiz çok daha temiz olabiliyor. En azından ne yaptığımızı daha iyi bilebiliyoruz. Yani Çin'de yapılan şey hakikaten bir çılgınlıktı her yönüyle. Hali hazırda mevcut tedavisi olan, somatik tedavisi bile olan, somatik genetikle düzenleme tedavisi dahi olan, az önce bahsettim benim sunumumda da vardı, 2010 yılından itibaren tail nükleazlarla HIV'nin genetik tedavisini yapmaya çalışan bir yaklaşım tüm dünyada var, klinik denemeler var. Bunlar varken doğrudan embriyo üzerinde bunu uygulamaya çalışmak, çok çok büyük bir cesaret ve beraberinde de tabii ki bizim ülkemizde suç. Teşekkür ederiz. Bu arada muhterem hocam geri geldi. Arada bir bağlantı sorunumuz oluyor. Evet, ben de onu... hocam. Evet, o zaman Ferruh Bey'in sorusunu bizim ekip arkadaşımız, uzman arkadaşımız size bırakayım ben. Ferruh Bey'in sorusu, sunumlar için çok teşekkür ediyorum. Uygulama sonuçlarını ne kadar takip etmek gerekir? Hocam, evet. Tabii ki burada her şeyden önce bunu vücut içerisinde in vivo uygulamak büyük bir çılgınlık. Neyin nereye gittiğinden emin olamayacaksak, bu hücrelerin de neler yaptığını, yani CRISPR'ın hücre içerisindeki genomda 3 milyar 200 milyon baz içerisinde neler yaptığını bilemeyeceğimiz bir şekilde denememiz bir çılgınlık. Burada en doğru yaklaşım, hücreleri dışarı alıp, dışarıda değiştirip, değiştirdiğimiz, yapmak istediğimiz değişikliğinde düzgün olduğundan emin olduktan sonra geri koymaksa, o zaman bu çok daha mümkün. Öbür türlü sanıyorum ki bu takibin maalesef ki ömür boyu yapılması gerektiğini ben düşünüyorum. Ne şekilde olursa olsun. Kanser gen tedavisinde gene aynı şekilde kanseri takip etmemiz gereken süre kadar mutlaka bunun da takibinin söz konusu olması lazım. Henüz insan genom düzenlemesinin klinik bir geçerliliği ya da klinik bir standart uygulaması yok. Bunun da altını dikkatle çizmek istiyorum. Bunların hepsi konuştuğumuz her şey araştırma çalışmaları ve aynı zamanda da denemeler. Az sayıda klinik deneme.
insan sağlığı için ya da genetik hastalıkların tedavisi için bilinen bir uygulaması, standart uygulaması söz konusu değil. Bu sebepten dolayı da uzun vadede de takibi gerekecektir mutlaka. Evet, bir farklı sektörden gelen sorumuz var. TRT Spor muhabiri Sayın Ömer Yavru tarafından sorulmuş. Sporcuların genleri ile oynanması, yani gen dopingi konusu gündeme geliyor. Gen dopinginin saptanması mümkün olabilir mi? Olur mu? Bir parça fenotipik özellikleri ısmarlanmış çocuk sorusu gibi bir parça. Yani insanlarda veya sporcularda da fiziksel ya da fizyolojik özellikleri belirleyen tek bir gen ya da tek bir genetik özellik yok. Bu sebepten dolayı sporcularda somatik anlamda bunun uygulanması mümkün gibi gözükmüyor. Her ne kadar miyostatin genini hedefleyen bir takım yaklaşımların, bir takım popüler bilim yaklaşımları söz konusuysa bile miyostatin etkileşimiyle dahi bir gen dopingi oluşturmak başarılı olmuyor, olamadı şimdiye kadar. Bu sebepten dolayı bildiğimiz bir uygulama olduğunu zannetmiyorum. Siz çok daha iyi biliyorsunuz, spor dünyasındaki popüler alanlar ve popüler alan kullanımında olimpiyatlarda evet doping her zaman için var, fakat genler ve genlerle oynamak bu konuda çok büyük avantajlar sağlamayabilir ve başarılı olma ihtimali de düşük. Yani ben bir fizyolog da olduğum için fizyolojik olarak düşünüyorum. Doğduğumuzda kas hücre sayımız sabittir. Ne yapacağız? Kas hücre sayısını mı arttırmaya çalışacağız genetiğini değiştirerek? Bu ne kadar doğru? Her kas hücremize giderse kalp kasımız da büyüdüğünde, kalp kas hücrelerimiz de artmaya başladığında ne yapacağız? Ya da hormonal bir uygulama mı yapacağız? Bu sefer çok fazla hormon olduğu zaman bunlar hep sistemik etkili maddeler. Diğer sistemlerimizi bozduğunda ne yapacağız? O yüzden kesinlikle çok sağlıksız bir sisteme sebep oluruz gibi geliyor bana. Evet. Çetin Hocam'a sormak istiyorum demiş Orhan Şahin. Bitkilerde uygulanan CRISPR kullanımının esas amacı daha dayanıklı vesaire yeni bir tür mü yaratmak? İnsanda yapılmamasının nedeni izin bürokrasisi mi, yoksa tamamen insan genomunun kompleks oluşu mu? Sayın Hocam, ben hızlıca cevap vermeye çalışayım. Biyoteknolojide ve özellikle tarımsal biyoteknolojide bunun kullanılmasının temel amacı daha dayanıklı türler oluşturmak. Evet, bu doğru. Özellikle biyotik streslere, yani biyotik stres olarak adlandırılan biyolojik ajanların enfeksiyonlarına karşı daha dirençli ve daha dayanıklı bitkiler oluşturmaya çalışılıyor. Bu bir özellikle bir bitki virüslerine karşı virüslerin reseptörlerini değiştirilerek enfeksiyona daha dirençli bilgilerin geliştirilmesi için bunları sağlamak amacıyla bu gibi çalışmalar yapılıyor. Genetiği değiştirilmiş organizmaların birçoğundaki en temel etki de budur. Sizin daha büyük, daha az su veya daha az gübreyle daha fazla ürün almanızı sağlayacak etkilerdir. Ancak insanlarda uygulanmamasının temel sebebi bürokrasi değil. Etkinliğinin kanıtlanmamış olması ve tabii ki tıbbın en temelinde önce zarar verme kavramı var. Ve burada hedef dışı mutasyon etkileri sebebiyle genoma gönderdiğiniz bir makasın hedeflediğiniz yeri kesebileceği ve bununla beraber bir sürü başka yeri daha kesebileceği riskinin bulunması dolayısıyla etkinliği de kanıtlanmamış olduğu için insanda insan sağlığına yönelik bilinen bir standart uygulaması yok. Bir takım klinik denemeler tabii ki var. Bitkilere gelmişken bir soru daha sorabilir miyim hocam? GDO'lu gıdalardan uzak durmalı mıyız? Durmayacaksak etki mekanizması nedir? Hocam şimdi çok kabaca şöyle, bu tabii bizi çok başka bir yere götürecek ve çok uzun tartışmamıza da sebep olabilir. Ben kişisel olarak GDO'lu gıdalardan uzak durmamız için bir neden bilmiyorum. Bunun sebebi şu: tüm meme
teşekkürler. Sindirir. Şekerse monomerleri ne kadar alır? Bu sebepten dolayı genetiği değiştirilmiş organizmanın toksini, genetiği değiştirilmiş reseptörü, şusu busu bizlere zarar vermez temelde. İçinde her ne olursa olsun. Böyle bir risk olsaydı tavuk eti yediğimiz zaman tavuk genlerinin de genomumuza katılması riski söz konusu olurdu. Ki böyle şeyler olmuyor. Gerçi koyunla ilgili bir takım spekülasyonlar var ama ben onlarda da deneysel bir kanıt olmadığından eminim. Yani toplumdaki değişimi bu şekilde açıklamak mümkün değil. Ancak bunlarla beraber başka risklerin de aynı şekilde söz konusu olması mümkün. Burada esas konu çevre ve çevre sağlığıyla daha ön planda ilgili. Yani burada tarımsal bir değişiklik yapıyorsunuz. Bitkilerde türler arasında lateral geçiş riski söz konusu benim çok iyi bildiğim bir konu değil. Çünkü ben bitki biyolojisini bilmiyorum. Yani tıp doktoru olmamdan dolayı. Bu sebepten dolayı zaman zaman bağlantı sorunları. Daha sonra yan tarladaki bir üründe de ortaya çıkma riski. Çok özür diliyorum bağlantı sorunları için. Ancak muhtemelen ben kendi adıma böyle bir risk görmüyorum. Evet, önemli konular. Tabii konuşulacak ve sorulacak çok şey var aslında. Sorulardan da görüyoruz. Hakikaten ciddi bir ilgi var. Şimdi Sayın Bülent Gülek tarafından sorulan bir soru var. İlaç endüstrisinde CRISPR teknolojisi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz lütfen? Şeklinde soruyor. Yani nasıl kullanılıyor, ne yapılıyor herhalde anlamında. Bülent Hocam, kabaca ve kısaca şöyle söyleyebilirim. Henüz ilaç teknolojisinde genom düzenleme ve CRISPR teknolojisi ilaç üretiminde kullanımı olan bir şey, bir alan değil. Ancak model üretme konusunda ve model oluşturma konusunda bu doğrultuda çabalar var. Örneğin bir örnek verecek olursak, bir potasyum kanal defektiyle beraber ortaya çıkan bir aritmi bozukluğunu siz çalışmak veya incelemek için neye ihtiyacımız var? Bizim bu kanal defektini gösteren bir kalp kası hücresine ihtiyacımız var. Ama bu hastaların kalbinden bir parça almak da etik olarak çok doğru değil. Bu sebepten dolayı burada yapılabilecek iki tane yaklaşım var. Günümüz koşullarında bu hastanın fibroblastlarını alıp da indüklenebilir pluripotent kök hücre yaparak buradan aynı genetik defekti gösteren bir kalp kası hücresi oluşturmak mümkün laboratuvar koşullarında. Ya da bizim örneğimizde de verdiğimiz gibi sonuçta bir başka sağlıklı hücre modelini alıp sağlıklı hücrenin genomunun üzerinde gerçekleştirilen mutasyonla beraber mutant hücreyi elde etmek mümkün. Bu sebepten dolayı ilaç endüstrisi CRISPR teknolojisini model oluşturmada, ilaç taramalarında, toksisite taramalarında ve etkinlik taramalarında kullanmakta. Ama CRISPR teknolojisini geliştirerek bir tıbbi tedavi geliştirme yönünde doğrudan ilaç endüstrisinin benim bildiğim bir programı yok. Ben bir şey sorabilir miyim? Şimdi yani ben bu soruyu düşünürken sanki böyle bir ilaç yapılabilir mi acaba belki gibi de geliyor insanın aklına. Ama böyle bir şey zaten herhalde mümkün değil. Biraz kişiye özel çünkü durumlar. Yani herkese farklı belki bir uygulama gerekecek bu işlerde gibi aklıma da geldi. Haklısınız Ege Hocam, zaten kişiselleştirilmiş tıp çağındayız ve buna precision medicine tanımını ilk olarak da hatta eski Amerikan Başkanı Obama'nın ağzından tüm dünya duydu. Bu sebepten dolayı kişiselleştirilmiş tıpla beraber kişiye özel tedaviler de kapıda ve günümüzde pek çok kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları zaten yapılıyor kanser tedavisinde başta olmak üzere. Bu sebepten dolayı CRISPR'da eğer kapımıza gelecek ve tedavi yaklaşımı olarak kapımızı çalacak olursa gene aynı şekilde tailored, kişiselleştirilmiş bir ürün olarak geleceğine inanıyorum. Evet.
Evet, teşekkür ederiz. Muhterem hocam sizin var mı soru? Teşekkür ediyoruz hocam. Çok güzel bir oturum. Evet, o zaman soru yoksa oturumu ben sayın konuşmacılarımıza teşekkür etmek istiyorum kapatmadan önce. Gerçekten bize çok ciddi bir çığır açtınız. Biraz bilgilerimizin bu konuda artmasına neden oldunuz. Çünkü bizler bu konulara uzağız açıkçası ve bu konular hakkında da bilgi edinmemiz gerekiyor. Ama tabii gerek etik, gerek yasal ve bilimsel açıdan da çok farklı perspektiflerden değerlendirme gerektiğini de tekrar vurgulamış oldunuz. Biz de bunları görmüş olduk. Bu vesileyle tekrar sizlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Üreme Tıbbı Derneği'nin yöneticilerine tekrar teşekkür ediyorum. Ve özellikle Optimist grubuna bu yayını gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Tabii muhterem hocamla birlikte de bu yayını sürdürebilmek benim için son derece güzeldi. Hepinize teşekkür ediyoruz. Muhterem hocam bir şey söylemek isterseniz iyi akşamlar diliyorum. Ben de sizin dileklerinize katılıyorum. Hem hocalarımıza hem katılımcılara çok teşekkürler ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Çok memnun oldum hocalarım. İyi akşamlar. Çok çok teşekkürler ve iyi akşamlar dilerim. Sağolunuz.